Sevgili seyirciler, indirimler zamanı Kasım ayı işte 11-11 indirimleri, depoları boşaltıyoruz indirimleri. Pek çok indirimler var. Bu indirimler ne kadar doğru? Bir yandan da bakanlık tarafından verilen cezalar var bazı firmalara. Bunları konuşacağız. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Sayın Aydın Ağoğlu bizlere beraber hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi bu. Özel indirimler meselesine gelelim. Yok başlayayım. indirimler demeyin. Pardon ne diyeceğiz? Yalancı indirimler. <laughs> yalan. Ya gerçek indirim varsa herhalde 10 bindeyle falan ifade edilir ya da bindelikle ifade edilir. Onlar kusura bakmasınlar. Haklarını helal etsinler ama ben bugüne kadar gerçek indirimi görmedim. Gerçekleri hiç görmediniz mi? Yani işte bana denk gelmedi herhalde ama gelen şikayetler vatandaşların da görmediğini gösteriyor. Hı hı. Ya o kadar da bilinçlenmiş ki bizim insanımız artık fotoğrafını çekiyor. O öncesi ve sonrası, fiyatlarla. öncesi ve sonrasını şikayet ediyor bakanlar ve bakanlıkta e, tabii ki yaptırım uyguluyor. Tamam. Ticaret Bakanlığı bünyesinde Reklam Kurulu vardır. Bu Reklam Kurulu oldukça etkili bir kurul ve ciddi cezalar uyguluyor. Hı hı. O cezalarda konuşacağız. Şu indirimlere gelelim isterseniz. Nedir mesela? Nasıl bir oyun oynanıyor burada? Şimdi bir de bunu yapanlar büyük firmalar açıkçası. Hani güveneceğimizi düşündüğümüz firmalar. Evet, iki tarafta oluyor bu. Birinci taraf ee, öncelikle internet ortamı hı hı. ikinci tarafta mağazacılık evet. ortamı ee, ekim ayında reklam kurulunun yaptığı toplantıda ceza kestiği bir zincir mağaza var konfeksiyon evet. bu yani çok tanınan bir marka burada ismini söylemek istemiyorum hı hı. <laughs> sebep şu tüketici artık bilinçlendi farkına varmayan satıcılar açıyor tüketici etiketi Evet. Sarı etiket, indirim etiketinin altında eski etiket duruyor. Onu sökmemişler üstüne. Eski etiketteki fiyat daha düşük ama üzerindeki etiket daha yüksek olmasına rağmen indirim yazıyor. Bunu videoya çekiyor tüketici. Cep telefonları malum şu evet, anda. Evet. Hem fotoğraf makinesi hem video Herkes çekiyor. De muhabir zaten çok şükür. <laughs> Bunu gönderince Ticaret Bakanlığı inceliyor ve cezayı uyguluyor. Ayrıca cep telefonlarımıza gelen bir takım indirim mesajları var. Ben hmm. de bunun mağduru olmak üzereydim. Ama... Zamanı iyi kullanmak açısından şunu söyleyeyim. Önce hukuki haklarımız nelerdir? Evet, peki. Bizim hukuk... Hocam bu arada sosyal mesafemizi Mesafemiz koruyoruz. Mesafemiz 3 e, metreye her yakın. Herkesiz, maskemizle tamam. rahat rahat yapabiliriz yani e, maskesiz. Biz devletimizin e, tedbirlerine Tabii. uymak açısından aşırı titizlik gösteriyoruz. Asansörde bile mesafeye evet. dikkat ediyoruz. E, öncelikle evet. şunu ifade etmek isterim. Yalancı indirim yasak. Türkiye Cumhuriyeti kanunları hı hı. E, elimde tuttuğum tüketicinin korunması hakkındaki kanun yalancı indirimi yasaklıyor. Yalancı indirimin ilanını da yasaklıyor. Evet. Tüketici kanunun tek maddesi değil 54. maddesi, 61. maddesi, 62. maddesi, 63. maddesi, 77. maddesi de cezaları öngörüyor. O nedenle tüketici demesin ki ya yalancı indirim yapıyor ben e, buna ne diyebilirim demesin şikayet etsinler yaptırımlar uygulanıyor. Örnekleri de var hocam burada. Şimdi arkadaşlar hazırlamışlar. Mesela bir döküm tavanın diyor ki kampanya öncesi fiyatı 119.90 kampanya zamanı fiyatı 110.31. Ürünün iddia edilen ilk fiyatı 198 lira olduğu söyleniyor ve biz bundan yüzde 44 indirim yaptık diyor ama gerçek indiriminde yüzde 8 olduğu ortaya çıkıyor. Daha da çarpıcı bir örnek var. 9 kilogram çamaşır makinesi A++++ 3.333 liraymış fiyat kampanya zamanı zamanı fiyatı 3.320 ürünün diyor ki biz daha önceden bu ürünü 3.590 liraya sattık satıyorduk diyor firma sonra biz size bunu yüzde 19 indirimle satıyoruz diyor ama gerçek indirim binde 3 yani yüzde 3 değil binde 3 evet dolayısıyla yani başka bir kadın montu 699 liraymış kampanya fiyatı diyor ki biz bundan önceden 1099 liraya sattık diyor firma. Sonra mağaza iddia ettiği indirimin %36.4 olduğunu söylüyor fakat gerçek indirim sıfır. Şimdi bütün bunların hepsiyle biz e, tabii ki mücadele edeceğiz. Siz de anlatıyorsunuz ama teker teker bunları şikayet etmek mi gerekiyor? Bakanlık ne yapacak bunlara ilişkin? Bir ihbar da bende var taze. Bir montun fotoğrafını çekmiş. Evet. Diyor ki İndirim e, indirim sahtekarlığına bir ifşada benden diyor bilinçli bir tüketicimiz. Bu montu geçen günlerde 599'dan 449'a indiğinde satın aldım ve beğenmediğim için geri iade ettim. Şimdi bu sitede indirim günleri başladığında aynı ürünün fiyatının önce 799 gösterilip sonra %25 indirimle yine benim aldığım 449 liraya sahip. Yani hiç fiyat oynamamış evet. ama %25 indirim varmış gibi. Şimdi ilginç bir şey söyleyeyim. Benim geçen sene bu efsane cuma günlerinde hı hı. cep telefonuma mesaj geldi. Bilinen bir firma, marka. Gittim şu ceketi beğendim. Giydim üstüme kasaya gittim. %65 indirim bekliyorum. 1400 lira tahsil ettiler. Kanun dedim. Bakın arkadaşlar burayı altını çizelim. Kanun diyor ki indirimli fiyatın önceki fiyattan ucuz olduğunu ispat yükümlülüğü satıcıdadır. Hı hı. Ben dedim ki 1400 lira bu indirimli fiyatımı evet ispat edin dedim. Bundan daha yüksek bir fiyatın ne olduğunu Etiketi gösterdi. Ama etiketi siz yazıyorsunuz dedim. İşte burada da öyle. Böyle bir satış gerçekleştirdiniz mi? Ge Heh, gerçekleştirememişler. Ispat edemediler. Ben 1400 lira üzerinden 915 liranın iadesine tüketici hakem heyeti kararıyla hak kazandım ve aldım evet. o paramı. Peki. Şimdi burada mesele şöyle bir durum var hocam. İnternet sitelerinde bu çok daha fazla yaygın bu durum. İnternet sitelerinde vatandaş itibar etmesin ama bir taraftan da bunun denetlenmesi meselesi var. Şimdi bu kadar çok aleni yapılıyor ki efsane cuma indirimleri, 11 11 indirimleri. Dolayısıyla bunları da denetleyecek bir mekanizma, nasıl bir mekanizmadır? ya da varsa niye bu kadar çok yaygın bir şekilde vatandaşı kandırmak için e, böylesine çalışmalar yapılıyor yapılıyor? Şimdi bakın efendim biz yer sağlayıcınız deyip sıyrılamazlar. Elimde tuttuğum kanun Yönetmelik de ben kanundan bahsediyorum ve Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde herkesin uyması gereken bir yasa maddesi. Oluşturdukları sistem çerçevesinde o satış portalları var evet, ya, evet. anlaş var evet. oralarda. Ee, uzaktan iletişim araçları kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, Hı. yani o internetten satan e, firmalar bu maddede yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlerin ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kuruluşlara, tüketicilere vermekle yükümlüdür. Ancak bu fıkra kapsamında aracılık edenler satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı sorumludurlar. Hı hı. Yani sorumsuzluk affedilmemiş. Evet. Kanun o yer sağlayıcını da sorumlu tutuyor. İnternette sahte ürünler. Yalancı indirimler, cezası yaptırımları olan hususlardır. Ayrıca tüketicilere e, bu furya esnasında yani pandemi sürecinde biliyorsunuz hı -hı, internet hı. alışverişine biz hız verdik. Evet. Şimdi Kasım ayı geldi. Bu e, ayın son cuması. Batı'da efsane cuma, çılgın evet. indirimler deniyor. Onları taklit ederek tüketiciyi aldatmak da cezası vardır, yaptırımı vardır. Evet. Sordunuz kim denetleyecek? Bunu son en iyi demiş. tüketici denetleyecek. Her bir tüketici bilinçli ise, evet. sorumluysa yurttaşlık ödevi olarak durumu tespit edecek ve Ticaret Bakanlığı'na bildirecek ki bunun için de çok kolay internet üzerinden şikayetini iletme imkanları sunuyor. Ticaret Bakanlığı gereğini yapıyor. Daha önceden anlattığınız gibi zincir marketlere bile cezalar veriyor. Peki çok teşekkürler yayına katıldığınızdan dolayı, kıymet açıklamalarınızdan dolayı efendim. Çok sağ olun.